Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde Türkçe cümle konusunu ele alacağız. Şimdi dersimize geçelim. Evet. Sevgili öğrenciler. Cümle, diğer ifadeyle tümce de diyoruz. Bunu hatırlatayım. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir haberi, bir isteği tam olarak anlatan kelime veya kelime grubuna cümle ya da tümce diyoruz. Unutmayın sevgili öğrenciler. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Kelime veya kelime grubu diye belirtiyorum. Neden kelime diyorum? Çünkü cümle bir kelimeden de oluşabilir bazen. Bazen kelime grubu dediğimiz birden fazla kelimeden de oluşabilir. Evet. Hemen cümlelerimize bakalım. Bir kelimeden oluşan cümle gördüğünüz gibi yedi. Yemek yedi, iki kelimeden oluşuyor. Akşam yemek yedi, üç kelimeden oluşuyor. Gördüğünüz gibi bir kelimelik cümleyi yeni kelimeler ekleyerek uzatabiliyoruz. Bunu dört kelimelik bir cümle haline getiriyoruz. Dün akşam yemek yedi. Evet, gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, cümleler bir kelimeden oluşabileceği gibi birden çok kelimeden de oluşabilir. Cümlelerimizi kurarken ne kadar çok kelime kullanırsak o kadar çok açıklayıcı olur. Bunu da unutmayın. Evet, şimdi biraz önce yaptığımız gibi cümleleri nasıl uzatabiliriz? Bakın bir kelimelik bir cümle var. Aldım. Bunu iki kelimelik, üç kelimelik ve dört kelimelik cümleler haline getiriyoruz. Anlamlı yeni kelimeler ekleyerek. Meyve aldım, iki kelimelik. Pazardan meyve aldım, üç kelimelik cümle yaptık. Mahalledeki pazardan meyve aldım, dört kelimelik cümle haline getirdik. Sevgili öğrenciler, cümleler, kurduğumuz cümleler bazen haber, bazen duygu, bazen düşünce ve bazen istek belirtebilir. Şimdi verdiğimiz örnekteki cümlelere baktığımızda, mesela Mehmet yarışmada birinci oldu. Bu cümle haber bildiren bir cümledir. Okulumu çok özledim. Bu cümle duygu bildiren bir cümledir. Çok kitap okuyanlar başarılı olur. Bu cümle ise düşünce belirten bir cümledir. Keşke okula gidebilseydim cümlesi ise istek bildiren bir cümledir sevgili öğrenciler. Evet, şimdi cümle kurma oyunu oynayalım isterseniz sizinle beraber. Yalnız bu verdiğim karışık sözcüklerden cümle kurarken neye dikkat edeceksiniz? İşi yapan kişi cümle başında kullanılır. Bunu unutmayın. O karışık verilen sözcüklerden işi yapan sözcüğü cümlenin başına koyacağız. Ayrıca iş, oluş, hareket bildiren kelimeyi ise cümle sonunda kullanmaya dikkat edeceğiz. İşte işi yapan kişiyi başa, iş, oluş, hareket bildiren kelimeyi sona atarak kurduğumuz cümleler o zaman anlamlı ve kurallı birer cümle olur. Bunu unutmayın sevgili öğrenciler. Cümleyi kurarken her zaman büyük harfle başlayacağız ve cümle bitince de nokta koymayı unutmuyoruz sevgili öğrenciler. Evet, açar bahar gelince çiçekler tüm. Gördüğünüz gibi karışık kelimeler verdik. Ne yapıyoruz? Bunu anlamlı ve kurallı bir cümle haline getiriyoruz. İlk hangisini kullanacağız? Bahar birinci kullanacağız. İkinci, bahar gelince. Üçüncü olarak tüm. Çiçekler 4, 5 açar. Şimdi anlamlı kurallı bir cümle oluşturduk. Bahar gelince tüm çiçekler açar. Yeni bir karışık sözcükler kuralım şimdi. Açılır, okullar cuma, kapanır pazartesi. Bunu anlamlı ve kurallı birer cümle haline getirelim isterseniz. Birinci kelimemiz hangisi olacak? Tabii ki okullar birinci. İkinci sırada pazartesi, üçüncü açılır, dördüncü cuma, beşinci kapanır olacak sevgili öğrenciler. Bu şekilde anlamlı ve kurallı bir cümle haline getirdik. Okullar pazartesi açılır, cuma kapanır diyoruz. Atmalıyız kutusuna çöpleri çöp. Evet, birincisi sırada çöpleri, ikincisi çöp, üçüncüsü kutusuna, dördüncü de atmalıyız kelimesini koyarak anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduk. Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız. Anlamlı ve kurallı bir cümle oluştu sevgili öğrenciler.
Seyretmek yakından televizyonu zararlıdır. Karışık verilen bu sözcüklerden. Şimdi anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturalım. Birinci sırada televizyonu, ikinci yakından, üç seyretmek, dört zararlıdır. Şimdi oluşan anlamlı ve kurallı cümlemizi okuyalım. Televizyonu yakından seyretmek zararlıdır. Evet. Armağanıdır Atatürk'ün 23 Nisan çocukları. Bunu da anlamlı ve kurallı bir cümle haline getirmek için birinci sırada 23'ü kullanıyoruz. İkinci Nisan, üçüncü Atatürk'ün, dördüncü çocuklara, beşinci armağanıdır kelimelerini kullanarak 23 Nisan Atatürk'ün çocuklara armağanıdır kurallı cümlesini oluşturduk sevgili öğrenciler. Dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.